Kampana News için hazırladığımız Avrupa Notları programına bir kez daha hoş geldiniz. Programımıza başlamadan ufak bir hatırlatma. Lütfen yayını paylaşalım ve Kampana sosyal medya hesaplarına da abone olalım. Bildiğiniz gibi programımızda kıta gündemini, Türkiye etkilerini ve AB-Türkiye ilişkilerini konuşuyoruz. Ama malum seçimler artık Türkiye son düzlüğe giriyor. Ve dolayısıyla Türkiye gündemine ilişkinde özellikle öne çıkan meseleleri masaya yatırıyoruz. Bu programda bildiğiniz gibi şimdiye kadar hali hazırda altılı masadaki tüm partilerin temsilcileri artı HDP ve Zafer Partisi'nin temsilcileri yer aldı. Ve seçimlere kadar da iktidar muhalefet tüm kesimlere yer vermek için elimizden geleni yapacağız. Bu hafta ise Türkiye'nin liberalleri gelişmeler hakkında ne düşünüyor ve gerek Türkiye gerek Avrupa ilişkileri konusunda ne gibi beklentileri var? Bunu masaya yatıracağız. Konuğum Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı ve Türkiye'nin en tanınan, en çok talep edilen, takip edilen, medya programlarında en çok talep gören ve takip edilen liberal siyasetçisi Cem Toker. Cem Bey'i bekletmeden hemen yayına alalım şimdi. Cem Bey hoş geldiniz Avrupa Notları'na. Hoş bulduk. Hoş bulduk Sertaç. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Kıbrıs'tasınız zannediyorum. Evet, evet. Kıbrıs'tan bağlanıyorsunuz. Orada saat tabii farklı Türkiye'den. Doğru, doğru. Bir saat geri. Evet, aynı şeyde olup, enlem paralelde olup, farklı enlemde olmadan farklı bir saatte yaşıyorlar. Şimdi öncelikle sizi hala tanımıyor olabilecek genç nesillere kendinizden biraz bahseder misiniz? Onu rica edeceğim. Eğitiminiz, geçmişiniz, iş hayatınız, siyasi geçmişiniz, kritik tecrübeleriniz vesaire ve neden şu anda Liberal Demokrat Parti'nin başında değilsiniz? Bunları bilmeyen, hala bilmeyenler için çok kısaca bir özetleyelim isterim. Abi, ya İstanbul'da doğdum. Liseyi İstanbul İngiliz Lisesi'nde bitirdikten sonra üniversite eğitimim için Amerika'ya gittim. Amerika'da Arizona Üniversitesi'nden ekonomi bölümünden mezun oldum. Diplomam var. İstenildiği zaman gösterebiliyorum çıkarıp. Ondan sonra Amerika'da uzun yıllar yaşadım. 20-25 sene yaşadım. Finans sektöründe çalıştım. Sonra bir danışmanlık şirketi kurdum. Ondan sonra 1996 yılıydı. 96-97 senesinde Türkiye'ye tatile geldiğimde zapping yapıyordum kanal kanal. Ama birisi o ver yansın ediyor sisteme, düzene falan. Kimin nesidir tanımıyorum ama aklımı okur gibi konuşuyordu adeta. Türkiye'nin sorunları, ekonomi, şu bu. Meğer Liberal Demokrat Parti'yi kuran Besim Tibuk'muş. Meşhur Kanal E'si vardı o zamanlar. Evet, hatırlıyorum. O gün virüsü kaptık. Dedim ertesi gün gideyim bulayım ya, zaten tatile gelmişim. Vaktim de var İstanbul'da. O oldu. Oluş o oldu. Pat diye dönmedim Türkiye'ye ama sadece parti nedeniyle Türkiye'de kalış süremi arttırdım. Bir ay Amerika'da kalıyordum, iki ay Türkiye'de falan ve partiye gönüllü hizmet vermeye başladım. Sonra bir kongre oldu, bir yerlere seçtiler beni falan ve yavaş yavaş Türkiye'ye yerleştim ve partiye emek verdim. 2002'de Besim Tibuk siyaseti bıraktıktan sonra Kasım 2002'de parti, Liberal Demokrat Parti'de bir boşluk dönemi yaşandı. 2-3 sene kapansın mı, açık mı dursun, Besim Tibuk'suz ayakta kalabilir miyiz falan. Sonra arkadaşlarla karar verdik partiye sahip çıkalım diye. Görev bana verildi kongrede. Hani öyle ben yanıp tutuşmuyordum, aman ben bir partiye genel başkan olayım falan derken. Ama sorumluluğu aldıktan sonra da 12 sene elimden geleni yaptım. 2005-2017 arası. Ondan sonra 2017'de hocam şeyim kırıldı. Heyecanım bitti, şevkim kırıldı, umudum bitti Türkiye için. Seçimler oldu zaten. Evet, 2015 seçimleri oldu. İşte 2016-15 Temmuz oldu falan filan. O olağanüstü hal, referandum 2010. Ondan önce bıraktım ama yani bir yaptığım işten heyecan duyuyordum. Biliyordum bir yere gelmeyeceğimi, hiçbir zaman böyle atıp tutmuyordum. İktidara geleceğiz falan filan diye ama Türkiye'de hani genç nesle bir zihniyet değişimi, Besim Tibuk'un emekleri de
boşa gitmesin diye işe sahip çıktım. Ama 2017'nin başında beyler benden bu kadar dedim. Parti genel başkanlığını bıraktım. Ama ondan sonra kör ölünce hani ahu gözlü olurmuş diye bir laf var galiba. İşte sosyal medyadan görüşleri paylaşırken falan dediğin gibi hani bazı kanallardan yandaş olsun muhalif olsun. Yani bir akşam Akit TV'deyim, bir akşam KRT'deyim, Halk evet. TV'deyim. Enteresan bir durum oluştu. Evet. Ben doğru bildiğimi, inandığımı söylemeye devam ettim. Yani Besim Bey'in bıraktığı yerin üstüne biraz daha koyalım ki yeni neslin de haberi olsun diye. Bu da yani gençlerden bugünkü tabii teknoloji çağında daha bir ilgi gördü. Gençlere erişim kolaylaştı. Besim Tübük döneminde otururduk bütün gün gazetelere faks çekerdik bir basın bülteni göndermek için. Bugün işte yeni teknolojik gelişmeyle 30 saniyede bütün medyaya erişebiliyorsun. İşte seni takip ediyorlar falan. Evet. Onun için ben o açıdan biraz daha şanslıyım Besim Tübük oranında. Durum evet. Böyle Sertaç. Evet. Peki partinizle bağınız şu an tam olarak ne aşamada? Yani LDP mesela şunu düşünüyorum. Rahatlıkla aslında Millet İttifakı'nın bir üyesi olabilirdi. Demokrat Parti'nin oyu daha yüksek değil yani diye tahmin ediyorum. Neden böyle bir girişim veya fırsat olmadı sizce? Ve esas sormak istediğim soru liberaller sizce Millet İttifakı'nda temsil ediliyor mu? Ediliyorsa hangi parti veya partiler tarafından size göre? Şimdi benim partiyle ilişkim beni de partinin yönetiminin ve bazı gençlik gruplarının WhatsApp gruplarında tutuyorlar, ekliyorlar. Ben de oradan görüşlerimi ifade ediyorum. Hı hı. Partinin şöyle söyleyeyim, motor çalışıyor rölantide ama el freni çekik. Seçimlere girme hakkımız hukuksuz bir şekilde elimizden evet. alındı. Ama yine de yani bilhassa gençlerden partiye bir ilgi var. Bu hem avantaj hem dezavantaj. Gençleri bir arada tutabilmek de benim genel başkanlığımda da Besim Bey zamanında da oldukça zordu. Farklı kültürlerden, farklı gelir gruplarından gelen gençleri aynı masa etrafında tutmak çok zor oluyor. Yani o bir yerde dezavantaj oluyor ama yine de gençlerin hani dinamizmi, katkıları, yeni teknolojiyi kullanmaları, yaratıcılıkları falan o açıdan partiye faydası oluyor. Öte yandan altılı masa dediğiniz şey maalesef Türkiye'de Besim Bey döneminde de belki sen de hatırlarsın. Evet. Baban da söz sahibiydi parti yönetiminde daima. Doğru. Şöyle biz Ankara partilerine, Ankara kafasına karşıyız diye bir sloganımız vardı. Yani o zaman da ne iktidardaki partiye, devletçi partilere karşıyız diye bir sloganımız vardı. Yani o zaman da benim zamanımda da bugün de ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabiliyorsun. Evet. Hani HDP'yi Türkiye'de, Türk siyasetinde vebalı bir parti konumuna nasıl getirdiyse iktidar, hem sağ hem sol partiler için bir adında liberal demokrat geçen bir parti de adeta vebalı parti gibi yani dikkate alınmıyor görüşleri. Ama altılı masa zaten her şey göreceli sevgili Sertaç. Yani hangi ülke en liberal ülke dendiği zaman cevap veremiyorsun ki. Bazı alanlarda liberalizmin şu ayağını bu ülke daha iyi uyguluyor. Bu ayağını daha iyi uygun. Yani Hollanda diyorsun ama ekonomik liberalizm iki tane liberal parti var Hollanda'da. Biri daha sosyal liberal. Sol liberal, sağ liberal diye ayrılıyor. VVD ile D66. Yani kendi o liberal ülkelerde bile liberalizmin farklı perspektifleri oluyor. Onun için altılı masanın içinde ne bileyim liberalizmi göreceli olarak yani beş temel ilkesi vardır benim açımdan. Hukuk devletini liberalizmin vazgeçilmezi olarak alırsan hepsi şimdi hukuk devleti diyorlar altılı masa için. Herkesin dili yandı.
Aynen öyle. Ama ekonomiyi ön plana alırsan bir partinin ekonomik politikaları daha liberal görünüyor. Ana muhalefet partisininki daha devletçi, daha kamucu görünüyor. Ama altısının da içinde olmayan ortak bir nokta var. Liberalizmi en önemli değerlerinden biri. Buna hiç yanaşmıyorlar. O da bireycilik. Yani benden sana ne, senden bana ne. Sen, ben değil, ben siyasetçi veya iktidar değil. Sen, senin için en iyi nedir sen bilirsin. Yani bireyi baz alan bir politika güden altılı masa içinde onu göremiyorum. Mesela özgürlükler diyorsun, Davutoğlu'nun sözcüsü diyor ki geleneklere bağlı özgürlüklere saygı göstereceğiz. Orada hop diyorsun, yani böyle özgürlükçülük mi olur? Kimin geleneğine bağlı özgürlükten bahsediyorsun? CHP'nin söylemleri var, tamam, özgürlükçü. O da geliyor bu sefer yani ekonomik özgürlüğüm ne olacak diye sorgulamak zorunda kalıyorsun. İşte liberalizm pek net anlaşılmayan bir kavram olduğu için hem bizim nesil hem bizden sonraki nesil için böyle bir ikilem içinde kalıyor parti. Evet. Peki şunu sormak istiyorum size. Ortak politika metni de gösterdi ki seçimlerde iktidar değişirse sistem de değişecek ve seçim barajı %3'e inecek. Bu LDP gibi partilerin en büyük sorunuydu esasen. Yani aslında nasılsa meclise giremez. Niye oyumu hani ziyan edeyim deniyordu. Ana şey buydu. Bu sizi tekrar siyasete döndürür mü? Sizi yeniden partinin başında görecek mi insanlar? Vallahi önce rejimin değil iktidarın değişmesini, bu baskıcı rejimin, bu totaliter cumhuriyet tarihinin en totaliter, en otoriter iktidarının değişmesi beni tabii fazlasıyla mutlu eder. Yani o olduğu zaman görürüz, yeniden umutlanabilirim. Arkadaşlardan talep gelirse, belki benden çok daha başarılı bir arkadaş ön plana çıkar parti içinde. O benim şeyim, derdim hani genel başkan olayım, şunu olayım, bunu olayım değil. Yeter ki hani ülke biraz düzlüğe çıksın. Çünkü son 20 yılda nereden nereye geldiğini gayet iyi biliyoruz. Yalnız madem hani rejim değişikliğinden bahsettin, o konuda görüşümü söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığını kazanarak rejimi değiştiremezsin. Rejimi değiştirmenin tek yeri mecliste ciddi bir çoğunluğu elde etmektir. 360 ve fazlası. İki pusula var şimdi. Cumhurbaşkanlığını tabii aday belli değil ama Erdoğan eğer aday olabilirse, YSK kabul ederse, anayasayı ihlal ederek Erdoğan dopingli bir yarışçı gibi girecek yarışa. Çünkü bir aday devletin bütün kaynaklarına, kurumlarına, imkanlarına hükmediyor. Her şey bir adamın iki dudağının arasında. Merkez Bankası'ndan Rütü'ye, TRT'den Anadolu Ajansı'na kadar. Dolayısıyla ve hatta YSK'ya kadar. Oraya kadar. Şimdi böyle bir yarışta yani dopingli adam 100 metreye 40 metreden başlayacak senin önünde. Kimi bulursan bul. Üstelik bir de kendi artıları var. Hitabet gücü, ikna kabiliyeti, kalabalıklarla, kitlelerle hitabet, empati kurma falan filan. Yani ben nasıl bir aday çıkacak da Cumhurbaşkanlığında Erdoğan'a kafa tutabilecek, onu merakla bekliyorum. Bir tane mi çıkacak, birkaç tane mi çıkacak, o ayrı mesele. Ama mecliste AKP'liler bile bugünkü ortamda kabul ediyorlar ki çoğunluğu ele geçirmemiz çok zor. Şimdi ilk defa Cumhuriyet tarihinde müthiş bir şey yaşayacağız bu rejimde. Topal ördek dediğimiz, yani Erdoğan AKP Genel Başkanı olarak diyelim ki Cumhurbaşkanı seçilebildi ama AKP mecliste muhalefete düştü. Şimdi Erdoğan o zaman ne yapacak? Ve bunu seçim gecesi öğrenmeyecek. Seçimden önce görecek. Eğer bu tablo olası olarak gerçekleşirse o zaman ne yapacak? Şimdi düşün, sen Cumhurbaşkanısın, bir kararname çıkarıyorsun. Ertesi gün hop, altılı masa kanunla onu yok hükmüne getiriyor. Tam bir anayasal kriz. Evet, yani cümbüş başlar siyaseten Türkiye'de, felaket olur.
Ve hatta onun için... ve hatta bu mevcut iktidarın Cumhurbaşkanı'nın işine de gelebilir. Çünkü cümbüş başlayınca, karmaşa olunca, işler yürümeyince Türk halkında hemen şöyle bir koalisyon dönemini hatırlama ve işte bakın böyle olmuyor, tekrar işte gücü AK Parti'ye verelim gibi bir şey mi olur diyorsunuz yani? Vallahi her türlü evet, o da olur. Tabii kim kendini halka daha iyi anlatırsa o olur. Yani halkın nezdinde altılı masa dediğimiz o partiler çıkıp da halka Erdoğan'ın bu kararnamesi şu açıdan kamunun yararına değil zararınaydı diye anlatabilirse, o zaman tersi de olur. Erdoğan puan kaybeder. Ya yani ben bunu nereden biliyorum? Amerika'da topal ördek durumu. Kongre bütçeyi keser. Evet. Başkanın eli kolu bağlanır, maaşlar bağlanamaz. O zaman başkan televizyonlara çıkar, kongredeki liderler televizyona çıkar. Eninde sonunda bir orta yol bulunur. Ama o olasılıkla demek istediğim, yani rejim değişecekse mecliste değişecek. Evet. Onun için yani herkes çatı aday kim, adayın kim, adayın kime odaklanıyor ama öbür taraftaki meclis pusulasında yapacakları bir işbirliği, milletvekili paylaşımı, kim nerede güçlüyse, en çok nereden kazanabilirse, onun üzerinde çalışmaları da en az çatı adayı kadar önemli diye düşünüyorum. Peki %3'e indiği takdirde, bu seçimlerde değilse bile, yani dediğiniz gibi hukuksuzca elimizden alındı dediniz. Bu seçimlerde değilse bile bir sonraki seçimlerde girebilecek LDP rejimde değiştiği zaman. LDP'nin o zamanki oy potansiyelini nasıl görüyorsunuz? Ya da belki LDP'ye ihtiyaç hissetmez mi toplum eğer mutabakat politikaları iyi şekilde uygulanabilirse, onunla da ilginizi tabii nasıl buldunuz diye soracağım birazdan. Şimdi %3 ile ilgili bir hikaye anlatayım. Hikaye değil, olup biten gerçek siyaseten. Eskiden hazine yardımı %7 idi. Baraj %10'du. Hazine yardımı %7 idi. 2013 müydü neydi? Müthiş tantanalarla bir demokratikleşme paketi açtılar. Ve hazine yardımını %3 üzerinde oy alacak partilere vereceğiz dediler. 2015 seçimlerinde Türkiye'de öyle bir kutuplaşma var ki meclis dışında kalıp da seçime girmiş en çok oy alan parti, bırak %3'ü, %0.68 ile Saadet Partisi oldu. Evet. Yani kimse %3'e bile yaklaşamadı. Evet. Dolayısıyla yani şeyin de söyle adını, barajın %3'e çekilmesi, evet, mecliste temsil açısından küçük partilere bir fırsat yaratabilir. Demin dediğim gibi bugünkü ortamda işte bu teknoloji, bu şey sayesinde, sosyal medya sayesinde küçük partilerin hazine yardımı almasalar bile seçimden önce seslerini duyurabilmeleri nispeten daha kolay olacaktır. O zaman tabii yani benim bıraktığım oy oranından çok daha yüksek bir seviyeye LDP taşınabilir. O zaman o zaman dönmeyi düşünür müsünüz siyasete? O zaman yani bakarız, varsayımlı bir soru ama ya yorucu oluyor kaynak olmadan yani. Tabii. Ya arkadaşlar diyorsun, ben bugün İstanbul'dan Ankara'ya gidiyorum ama bir de bana sor arkadaş, sabah 4'te kalk Ali Beyköy cep terminaline git, oradan otobüse bin falan filan. Şöyle sorayım. Şöyle sorayım o zaman, çok daha basitleştirerek sorayım. Bir umut görseniz LDP'nin büyüdüğü, ilerleyeceği, bir şeyler yapabileceği noktasında siyasete döner misiniz daha genel olarak? Siyasete dönme olasılığım daha yüksektir. Başkanlığa talip olur muyum? Yok, onu sormuyorum. Siyasete döner mi? Siyasete evet, yani sıcak bakarım. Anladım. Yani, tamam. Evet. Peki. Hoşuma giden bir şey. Tamam. Tamamen... Çoluk çocuğum yok. Geriye bir şey bırakmak lazım. Tamam. Yani tamamen bu konudan artık tamamen elinizi eteğinizi çekmediniz. Hala bir şey var yani. Onu anlamaya çalışıyorum. Doğru. Ortak politika metnini nasıl buldunuz? Özellikle Babacan'ın bu bayağı tartışıldığı, Erdoğan tarafından da kullanıldığı Avrupa bize aferin diyecek ifadesine katılıyor musunuz? İktidar Avrupa'nın aferin demesi için zamanında attığı adımları tamamına erdiremediği için aslında bugün ekonomi, özgürlükler, hukuk ve mutluluk biraz bu durumda. Ama o kendi aferin çabalarını unutmuş görünüyorlar şu anda. Ne dersiniz? Ortak politika metninde
en beğendiğiniz kısımlar hangileri oldu? Eksikler ve hatalar ne oldu? Bunları sormak istiyorum. Şimdi her şeyden önce bu altılı masanın bir sene önce bir araya gelip altı farklı ideolojiden partinin bir araya gelip ve iktidarın bütün yıpratma ve itibarsızlaştırma ve parçalama çabalarına rağmen bir yıldır bir arada kalmalarını takdir etmek lazım. Ayakta alkışlamak lazım. Şapka çıkarmak lazım. Bu müthiş bir başarı. Ondan sonra bu mütabakat metni olağanüstü bir şey hocam. Yani 2300 maddede anlaşabildikleri maddeler, belli ki anlaşamayacakları konuları hiç gündeme getirmemişler, koymamışlar oraya. Ki mümkün de değil zaten tamamen. Mümkün değil tabii. Yani bunu bu altı masanın 2300 konuda mütabakata, görüş birliğine varmasını küçümseyenlere şunu öneriyorum ben. 60 daireli bir sitenin yönetim kurulu toplantısına katılsınlar. Veya 6 daireli apartmanın bir yönetim toplantısına katılsınlar da karar nasıl alınıyor, kavga gürültü, 3 tane karar alınmıyor. Yani Türkiye'de taviz, uzlaşı falan bunu, siyasette bunlar öyle kabul edilebilir kavramlar değildir. İkincisi, ikinciye geçmeden önce hemen araya bir soru sormak istiyorum. Şöyle dersek çok iddialı mı olur? Bu ortak politika metni Türkiye'nin Magna Carta'sıdır. O kadar ileri gitmem henüz. Peki. Bir kere Magna Carta'nın halk tarafından sahiplenilmesi lazım önce ki ondan sonra Magna Carta diyeyim. Yani Türkiye'de mütabakat metninin içindekileri içselleştirmesi lazım toplumun ki ondan sonra ve günlük yaşamımızda da o kültürü yerleştirdikten sonra belki 30-40 sene sonra evet o mütabakat Magna Carta'ymış diyebiliriz. Peki. Şimdi ikinci şey eleştirenler. Ya burası da böyle olmuş, bunlar böyle yapıyor, şöyle yapıyor. Kardeşim ilk defa bir şey deneniyor Türk siyasetinde. Yani geçmişte denenmiş olsa hani onu baz alırsın. Şu açıdan başarılı oldu, karşılaştırırsın. Ona göre eleştirirsin. Ama adamlar hakikaten tarih yazıyorlar. Umarım birliktelikleri devam eder. Ve şunu da son olarak şunu söyleyeyim altılı masayla ilgili. Ben hiçbir zaman o masadan çatı aday, tek bir o masanın etrafında oturanlar içinden bir konsensüste aday çıkabileceğinin kolay olmayacağını söyledim. Büyük bir olasılıkla birden fazla aday çıkabilir o masadan dedim. Ama bu da dünyanın sonu değil. Çünkü mesele ikinci tura bırakmak seçimi o halde. Ve bir centilmenlik anlaşmasıyla tabanı ikna ederek ikinci tura hangi aday kalırsa iktidarın karşısında onun desteklenmesi anlaşması. Ama en az Cumhurbaşkanlığı pusulası kadar millet vekilliği listelerinde işbirliğini devam ettirmeleri lazım. Evet. Çatı aday üzerine anlaşamazsalar bile. Evet. Bir de şu var. Hem bir, bayağı bir sosyal devlet olunacağından bahsediliyor. Dikkat ederseniz ortak politika metninde. İşte bir sürü yardımlar, destekler, bedava şu, bedava bu, bir sürü ücretsiz dağıtım, yardım. Bir yandan da modern ekonominin gerekliliklerini yerine getirme, rekabetçi işte piyasa koşullarına riayet etme ve dünya ile entegre bir finans sistemi iddiaları var. Siz bir liberal olarak burada bir çelişki görüyor musunuz? Bu mutabakat metni biraz herkesi mutlu etmek için böyle yazılmış, gerçekçi değil dediğiniz bir kısım var mı bu şey anlamında, ekonomi politikaları ve sosyal devlet politikaları anlamında? Valla ben önce şeye baktım, hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı konusunda ki mütabakat ekonomiyi de mutlaka olumlu etkileyecektir eğer onlar gerçekleşebilirse. Orada alınan kararlar, yani ben hukuk kısmına daha çok önem verdim. Orada hakim ve savcıların birbirlerinden ayrılması, ben bunu yıllardır savunuyorum. Savcıların büroları, ofisleri, savcılıklar adliyede olmayacak kardeşim.
Nasıl avukatın bürosu yoksa terazi evet. iki kefe işte savunma iddianame. Evet. Adliyenin karşısına devlet savcılık binası yapsın. Savcı da duruşmaya gelsin. Hakimin yanında oturmasın. Ona marangoz evet. hatası diyorlar Türkiye'de. Bildiğin şeyler. ama hepsinden önemlisi mesela ahim tazminatlarının kararı veren evet. hakime rücu edilmesi. Evet. Müthiş bir adım. Yani evet. Hukuk devleti konusu bunların ben ekonomiye finansa daha olumlu yansıyacağını zannediyorum. Evet. Tabii ki içeride bir CHP var ağır top. Kamucu politikalar diye bastırıyor. Evet. Öte yandan nispeten liberal ekonomiyi nispeten diyorum savunan bir parti var. Orada tutarsızlıklar mutlaka olacaktır. Ama bunlar mecliste anlaşılacak şeyler. Evet. Önce bir köprüyü geçelim, dereyi geçelim, otobüsü geçirelim karşı, meclisin önüne park edelim. 300 ondan sonra küsür. Bunlar düşünülür diyorsunuz. Ondan sonra mecliste sağ, sol, kamucu, devletçi, şucu, bucu birbirlerini yerler gerekirse. Mühim olan şu badireyi atlatmak evet. ilk olarak. Sonra bu konularda boğuşulur ayrıca diyorsunuz yani. Çok iyi anladım. Evet. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisi nasıl bir yönetim istediğini ve nasıl bir yönetim uygulayacağını belediyelerinde gösterdi. Yani işte ekmeğinden işte burgerine, şusuna busuna birçok anlamda devletin iştiraklerinin olması gerektiğini onlar zaten düşünüyorlar. Bu noktada ama bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Şimdi biz liberalleri CHP'lilerden, kamuculardan ayıran şey şu. Dikkat ediyorum CHP'li. Türkiye'de nerede bir sorun varsa hemen devlet el atsın diye, bunun bakanlığı kurulsun diye bodoslama dalıyorlar. Arkadaş bu devleti büyüttükçe cüzdanımız küçülüyor. Devleti finanse etmek çok zor. Yani bu seriki rakamlara bak. Bizim onlardan farkımız arkadaş önce bir dur. Devlet bunu çözsün diye atlama. Bu sorunu belki sivil toplum, belki vakıflar, belki özel sektör, belki akademi, üniversiteler, belki yerel yönetimler. STK. Efendim? STK belki. Evet, sivil toplum örgütleri falan. Bunu daha ucuza, daha verimli, daha başarılı çözebilir. Mesela bu hayvan konusu ya. Barınak konusu. Hemen niye belediyeler bunu çözemiyor? Arkadaş devlet çözemez. Hastane, okul yönetemeyen devlet köpek barınağını nasıl yönetir? Yani bu kadar net. Ha burada çağır özel sektörü. Madem toplumsal bu kadar hassasiyet var. De ki büyük holdinglere arkadaş sosyal sorumluluk. Verginden diyeceğim. Araziyi vereyim size. Tamam mı? Yemini veterinerini siz sağlayın. Burası da bilmem ne holding köpek barınağıdır. Bak bakalım o holding orayı nasıl işletiyor. Hiç riske atar mı imajını, itibarını toplumda? Hem finanse eder, yükü çeker. Yani CHP işte hep buna takılıyorum ben. CHP ile en büyük liberallerin farkı hemen devlet yapsın yerine abi dur bir. Bir bak alternatiflere bak en son devleti devreye sokmaya bu işi insanların vergisini arttırmadan nasıl çözebiliriz? Aynen öyle gönüllülük işte liberalizmin en büyük şeyi etkenlerinden. Peki biri. Cem Bey sizin parti yani eski partinizin diyelim hala da partinizin diyelim. Hala üyesiyim. Tamam partinizin en bilinen en imza politikalarından bir tanesi başkanlık sistemiydi. Tabii bu başkanlık sistemi değil. Şimdi bu altılı masa ve rejim bir anda sistemi değiştirmek yerine şöyle der mi mesela LDP veya liberaller hala başkanlık sistemi kalsın fakat senato kurulsun işte eğer dar bölge seçim sistemi olacaksa senato kurulacaksa iki meclisli olacaksa başkanlık sistemi devam etsin diye bütün bu tecrübelerden sonra diyor musunuz hala? Ben elbette diyorum bu bir kere... Daha işin başında çeşitli kanallarda ya sen güçlendirilmiş parlamenter sistem ne olduğunu da hala bilmiyorum. Onun yerine yola ilk düğmeyi onunla ilikleyeceğine gücü denetlenen ve dengelenen bir başkanlık sistemi olması gerektiği gibi bunun örnekleriyle anlatıyorum. Mesela Trump bir kararname imzalıyor bir bölge federal bir tane yargıç yürütmeyi durdurdum diyor.
Sonra Trump'ın Adalet Bakanlığı'ndaki avukatlar o mahkemeye koşturuyorlar. Aman Sayın Yargıç, itiraz ediyoruz, temize götürüyoruz falan filan diye. Yani başkanlık sisteminden hala ben yanayım. Bu tecrübeden sonra bile yanayım ama denetleme, dengeleme mekanizması yok. Bugün Erdoğan'ın, yani bugün Türkiye'deki sisteme ben asla başkanlık sistemi demem. Tek adam rejimidir, gayet net. Gücü yargı ve meclis tarafından dengelenip denetlenmeyen bir tek adam rejimidir. Evet. Onun için şimdi güçlendirip hep sorduğum CHP'lilere de televizyon programlarında sorduğum ilk soru şudur. Peki kardeş, güçlendirilmiş parlamenter sistemde parlamenteri nasıl güçlendiriyorsun, anlat bana. Yine genel başkan oturacak seçim zamanı. Hı. Ahmet grupta ayakta beni sen alkışladın en önde, çok iyi ateşli alkışladın. Bir dediğimden de çıkmıyorsun, seni bire yazıyorum, bilmem hayatında görmediğim bir vilayetin birinci sırası. Şimdi bu yani böyle olmaz ki arkadaşlar. Siyasi partiler, siyasi partiler kanunuyla ilgili hiçbir şey yok zaten ortak metinde. Hiçbir şey yok, bravo. Çünkü genel başkanlar o gücü bırakmak istemiyorlar. O iğrenç delege sistemi, sen beni seç ben seni seçeyim, sen beni seç ben seni seçeyim. Onun için bak koltuktan kimseyi kaldıramıyorsun. Siyasi partiler yasasında genel başkanlar diktatördür. İstesem ben de bir diktatör olurdum partide. Onu değiştirmeden parlamenteri nasıl güçlendireceksin onu anlat bana diyorum. Ama orada tıs yok. Evet. Liberal Parti içerisinde size karşı da eleştiriler oldu diye hatırlıyorum. Onlar bir çözüme kavuştu mu, siz o yüzden mi ayrılmıştınız? Onda kamuoyunun hani merak edenler varsa diye ben soruyorum. Yok, ben o yüzden ayrılmadım. Ben siyasetin içinde 12 sene durdum. 12 sene bana karşı olanlar, görüş ayrılığında bulunanlar çıktı. Şöyle söyleyeyim, küçük partileri, ben onun hikayesi apayrı bir konudur ama LDP'yi o 2002-2005 döneminde para sahibi birisi küçük partileri almak o kadar kolay ki, mesela Genç Parti'yi Hasan Celal Güzel'in kurduğu partide delegeye kontür dağıtarak ele geçirdiler. Bizim de emeğimiz var. Yani Türkiye'de bir marka olmuş bir partiyi bu tür ayak oyunlarına kaptırmamak için ben de benim çocuğum gibi, yani ben yaşamımın yarısını adadım bu işe. Onun için öyle kolay kolay bırakmak istemedim. Yani daha dün partiye üye olmuş, siyasi tecrübesi olmayıp da ben bu partiyi daha iyi yönetirim diyen insanlara bir dakika demek herhalde hakkımız. Başka oyunlar döndü diyorsunuz o işin arkasında. Tabii, o ayrı bir hikayedir. Tamam. Şunu sormak istiyorum size. Şimdi Avrupa Birliği içerisinde programımız esasen Avrupa gündemiyle de ilgili. Avrupa Birliği içerisinde en başa bela olan üyeler genellikle işte bu illiberal demokrasiler haline gelenler oldu. Bunlardan biri de Çekya'ydı. Ancak son Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte işte popülist sağcı Babiş gitti. Yerine liberal demokrat Pavel geldi. Aslında Pavel eski bir asker. Son dönemde başarılı bir sivil toplum organizatörü aynı zamanda. Biraz Osman Kavala gibi bir kişilik. Babiş'in siyaset yapma tarzı kutuplaştırıcı ve sertti. İşte ben gidersem sonrası tufan diyen bir karakterdi. Çekya'nın ekonomisini çöker dedi. Ülke savaşa girer dedi. İşte her şeyin mahvolacağını, muhalefetin ülkeyi yönetebilecek kalibrede olmadığını ileri süren bir siyasi karakterdi. Pavel onun karşısında çok sakin, çok sağduyulu bir kampanya yürüttü. Üstelik bağımsız bir adaydı da. Hiçbir partiden girmedi seçime. Demokrasiden ve haklardan yana tavır koyarak kazandı. Sözü nereye getireceğimi anlayabildiniz mi yavaş yavaş? Devam et. Avrupa'daki demokratlar için bir fenomen haline geldi Pavel. Yani demek ki popülist sağ liberal ve demokrat bağımsız bir aday karşısında bile hani böyle şeyler olabiliyor. Şimdi öncelikle Cumhurbaşkanlığına aday koymayı düşünüyor musunuz burada? Buradan buraya getireceğim lafı. Bu birinci sorum. İkincisi de Avrupa'da yeniden liberallerin, özellikle de sol liberallerin yükselişini görecek miyiz sizce? Böyle bir rüzgar Türkiye'ye uğrar mı? Türkiye'de liberal deyince daha ziyade sağ liberal, sağ anlaşılır. Avrupa'da daha ziyade sol
ABD'de de öyle nitekim. Terstir yani Türkiye'dekiyle batıdakiler. Ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de böyle bir rüzgar olur mu? Her şeyden önce ben adaylığımı koyacağım diye Türkiye'de bir şey, 100 bin imza ben toplayamam. Bana 100 bin imza çıkmaz Türkiye'de. Twitter'da takipçi sayınız 500 bin zaten, öyle değil mi? Evet, ama o bir şey ifade etmeyebilir. Yani takip et, benim de zerre kadar sevmediğim adamları takip ediyorum ben de Twitter'da. ne saçmalıyorlar diye. Onun için beni de öyle takip eden çok insan vardır. Hayır, şu andan da söylüyorum. Şimdi hatırlayacak olursanız. İlk seçimlerde, ilk Cumhurbaşkanı seçimlerinde kim adaylığını koyduysa, mesela Temel Karamollaoğlu olsun, şeyde Saadet Partili olmayan insanlar bile gittiler ve renk olsun, çeşitlilik olsun diye oy verdiler. Hatta Levent Gültekin de sonradan bir açıklama yapmıştı, yanlış hatırlamıyorsam. Yani demek ki adaylığımı çekmese o da hani imza toplanacaktı ve aday olabilecekti. Dolayısıyla böyle bir ortam var. Hani aday olsun, alternatif olsun ve bir demokrasi şöleni olsun gibisinden. Ben şahsen toplayacağınızı düşünüyorum. Siz yani çok tanınıyorsunuz, çok biliniyorsunuz. Dediğiniz gibi Akit TV'den birçok başka kanalda her yerde talep görüyorsunuz. O yüzden sordum. Yani Cumhurbaşkanı belki kazanacağınız için değil ama bir Tabii. mesajı iletmek, bir ses getirir, renk getirmek ve bir alternatifler olduğunu göstermek ilk tur için en azından düşünür müsünüz ve manşeti bu programda atabilir miyiz? Yok, onu şöyle dedi, aynen dediğin gibi düşünürüm. Yani ben de biliyorum, nal toplarım, öyle ben kim, Türkiye'yi yönetmek kim, ama bana en kanıma dokunan şey 2014'te 3 adaylı pusulayı Türkiye'ye mahkum etmeleriydi. O çok rahatsız etmişti beni. Doğru hatırlıyorsam o zaman da 20 milletvekili imza verirse sen ben hepimiz aday olabiliyorduk. Yani ben o zaman Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettim, gittim. Dedim ya 20 milletvekiliniz imza versin de DSP de aday göstersin, LDP de aday göstersin. Demokrat Parti de aday gösterir. Şu pusulayı zenginleştirin. Hatta Kenya'dan falan pusula örnekleri anlattım ben ona. Ne kadar zengin bir spektrum, bir yelpazeden vatandaş seçebiliyor falan diye. Pek şey yapmadı, sıcak bakmadı. Ondan sonra o yasayı da değiştirdiler. 100 bin imzaya getirdiler. Bizim 100 bin imzayı toplayacak, ülke çapında bir organize edebilecek bir gücümüz de yok. Ama diyelim ki oldu, 100 bin imza toplandı. O zaman onur duyarım. Neden onur duyarım? Ben de biliyorum seçilmeyeceğimi. Belki de en az oy alabilecek aday olabileceğimi. Ama hiç olmazsa şu liberal demokrat değerleri. Benim bütün derdim o ya. Bu sağ ile sol arasında Avrupa'da da dengeleyici unsur. Almanya'da, Hollanda'da, İngiltere'de liberaller. Üçüncü bir alternatif var kardeşim. Yani bunu bir değerlendirin ve bunlar daha çok ülkenin politikalarını, muhafazakarlar gelse liberalle pazarlık ediyor. Sosyal demokratlar iktidar olsa Avrupa'da liberalle onun desteğini istiyor, pazarlıyor. Ama Türkiye'de ilk programın başında dediğim gibi vebalı muamelesi görmenin ötesine geçmemiz lazım. Evet. Ben Türkiye'de söylüyorum, Nevşin'in programında söyledim. Yani hem Türkiye'deki gençlik yanıyor tutuşuyor, ah Almanya, ah İsveç, ah İngiltere, ah Kanada, ah Amerika. Tamam kardeş, aynı şeyi önüne koyuyoruz. Yok abi diyor, ben sosyal demokrata şey yapıyorum. Liberalizm soygundur, şudur budur. Yani böyle bir imajı değiştirmek amacıyla elimden geleni o zaman yaparım. Eğer 100 bin sanmıyorum çıkacağını, ama çıkarsa imza. Çıkarsa demek için önce adayım demeniz lazım. Mı bilmiyorum, nasıl oluyor hiç bilmiyorum, ama partide gençler tartışıyorlar bunu. Yani hadi başlatalım bir kampanya falan filan, o detayları bilmiyorum, o kadar önemli. Ama öyle bir şey olursa, 100 bin imza toplanırsa adayım. Hangi tavuk mu yumurtadan? Hayır, siz önce imzaları göreyim diyorsunuz. Önce imzayı göreyim, yoksa yeterince alay konusu oldum Türk siyasetinde ben aldığım oylarla falan. Peki. Şimdi İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, biliyorsunuz İsveç'te yeni bir koalisyon, sağ koalisyon kuruldu. Ve son dönemde de işte bu Kur'an yakılmasının meselesiyle tekrar gündemde.
ve Türkiye'nin de Ukrayna ile Rusya arasında böyle enteresan dünyada birkaç sadece ülkede var olan bir pozisyonu var. Hatta belki tek şu anda. Fakat İsveç'e çıkıştı Türk hükümeti. Kur'an yakılmasının yasaklanmasının söz konusu olmadığını söyledi en son Kristersson. Bu durumun bu ülkesinin NATO'ya girişini etkilemeyeceğini de söyledi. İşte mutabakatta ifade özgürlüğü ya da dinle ilgili hiçbir düzenleme yok. Bu konuda çok dikkatli davranıyoruz dedi. Fakat Erdoğan da son olarak İsveç boşuna uğraşma. İşte sen benim mukaddes kitabım Kur'an'ın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ettin. Ve bunu yaptığın sürece de sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz dedi. Ama Finlandiya'ya da olumlu bakabiliriz dedi. Şimdi yani şu an Finlandiya ile İsveç arasındaki tek fark öyle gözüküyor ki orada henüz Kur'an yakılmamış olması. Onun dışında Finlandiya kimseyi iade etmiş falan değil Türkiye'ye. Yani ne oldu? Hani mesele PKK'ydı, terördü. Yani Finlandiya nasıl muteber oldu bir anda? Bir de şu var. Bir yandan da Çin'de milyonlarca Uygur'un özgürlüklerinin, haklarının, namuslarının her gün ırzına geçiliyor. Ne hükümetten ne tabanından ses yok. Ses çıkmaması bir kenara, yani her bir fırsatta Çin'le ikili görüşmelerde falan ilişkilere dair olumlu açıklamalar yapılıyor. Ve Çin'in bütünlüğü işte Türkiye için önemlidir gibi şeyler söyleniyor. Şangay örgütüne girilmek isteniyor. Ortada müthiş bir şekilcilik olduğunu görüyoruz. Muhafazakar tabanda ve hükümette. Yani kitap yakma da ne yaparsan yap gibisinden. Ne düşünüyorsunuz? Bu iki ülkenin NATO üyesine olmasına karşı çıkılmalı mı? Siz iktidarda olsanız, iktidar üyesi olsanız, ne liberaller nasıl bakıyorlar bu meseleye? Şimdi bizim ciddi bir sorunumuz var. O da şu, Türkiye olarak söylüyorum. Hı hı. İsveç dünya demokrasi endeksinde 3. veya 4. en demokratik ülke olarak belirleniyor. Türkiye ile arasında tam 100 ülke var. Türkiye 103. Ve İsveç dünyanın en özgür ülkelerinin başında geliyor, ilk üçte geliyor. Türkiye 2018 Ocağı'ndan beri özgür olmayan ülkeler statüsünde. Evet. Onun için bizim terör, terörist, teröre destek, ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü gibi kavramlarda aynı frekansta olmadığımız gayet net. Onun için ne İsveç bizi anlayabiliyor, ne biz İsveç'i anlayabiliyoruz. Ne Danimarka, ne Finlandiya, ne Hollanda, ne Norveç. Evet. Bunu bir kenara koyalım. Önce Batı ile oturup Amerikalılarla bile hala terör nedir, terörist nedir, teröre destek nedir? Teröre üye olmadan bilmem destek verme, sanki üyelik defteri var resmi gibi. Biz böyle kavram bir türlü Avrupa ile, Amerika ile, hür dünya ile anlaşamıyoruz bu kavramlar üzerinde. Evet. Birincisi bunu oturup masaya, arkadaş bir ortak bir şey metin hazırlayalım, nasıl altılı masa yaptı. Bizim hür dünyayla bu kavramlar üzerinde bir anlaşma yapmamız lazım. Bir konsensüse varmamız, görüş birliğine varmamız lazım. İkincisi ben dünyanın en büyük savunma ittifakının, dünyanın en büyük savunma ittifakının bir iki tane arıza birilerinin kutsal kitabını yaktı diye onun geleceğinin böyle bir olaya bağlanacağını da inanmıyorum. Seçimden sonra İsveç'e de Finlandiya'da yeşil ışık yakılır gibime geliyor. Hmm. Yani bu kadar net. Bu seçime kadar kullanılır tabana hitaben. Ondan sonra paşa paşa gider evetimizi veririz. Bu olayda unutturulur. Hmm. Ama şöyle bir unsur var. İsveç'le Finlandiya'nın NATO'ya girmesini istemeyen dünyada bir numaralı ülke kim? Rusya. Putin. O zaman yarın bir gün ben Putin olsam bir arıza da Finlandiya'da buldururum. Evet. Koyarım cebine 3-5 bin dolara, hadi koçum derim. Yani git Danimarka'da da yap, orada da yap, burada da yap. Yani bu da mümkün, bu olasılık da mümkün ve şeyler çıktı ortaya, söylentiler. Evet. İsveç'te bunu yakan şey. Evet. Yani biz birbirimizi anlamıyoruz hür dünyayla Türkiye'yi yöneten kafanın birbirini anlamasına imkan yok. Nasıl İran'la hür dünya birbirini artık anlayamıyor. Hı hı. Bir başörtüsü, bir türban örtünme üzerinden bu kadar insanın canı alınır mı diyor. Ama biz de onların ifade özgürlüğünü anlamakta zorluk çekiyoruz. Evet.
Rusya'nın Ukrayna'daki stratejisi aslında tamamen bozguna uğramış durumda. Öyle gözüküyor. Sahada öyle gözüküyor zaten en azından. Hedefledikleri hiçbir şeyi böyle tamamını erdiremediler. Şimdi de büyük ve stratejik silahlar, toplar, tanklar ve hatta uçaklar gündemde. Türkiye ilk başta en kritik haftalarda malum Ukrayna'yı ayakta tutan İHA'ları sağlamıştı. Ancak bir yandan da Rusya ile arayı bozmuyor. Bu durum Avrupa'nın özellikle de Avrupalı liberallerin çok kafasını karıştırmış durumda. Yani bir yandan herkes gibi Türkiye'nin de yaptırımlara katılmasını bekliyorlar ki Rusya yaptırımların etrafından dolanamasın. Ama bir yandan da sizin de dediğiniz gibi yani liberaller böyle arayı yapabilecek sağ ve sol arasında gibi Türkiye'nin böyle de bir pozisyonu olduğunu görüyorlar ve iki tarafın görüşebilmesini sağlayan, yeri geldiğinde işte tahıl koridoru açabilen bir ülke olmasını da buna da övgü yapıyorlar. Türkiye'deki liberallerin Ukrayna meselesindeki pozisyon nedir? Siz iktidarda olsanız mesela ya da iktidar ortağı olsanız nasıl bir şu anki pozisyonu doğru bulur musunuz yoksa özgür dünya ile birlikte, Batı ile birlikte tamamen Rusya'ya karşı yaptırımlara katılır mıydı liberaller? Sadaç, ben hür dünyanın yani Amerika'nın, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin bugünkü denge pozisyonunda ortadan gitmesine karşı çıktığına inanmıyorum. Putin'e şöyle bir şey izlemiştim ben geçen Şubat'ta bu işgal başladığında Amerikalı generaller, Amerikalı think tankler falan Putin'in asla kendisini %100 çaresiz köşeye sıkıştırılmış hissettirilmemesi gerektiğine inandıklarını. Fransa'da onun için, efendim? Fransa da aynı şeyi söylüyor. Macron da aynı şeyi söylüyor. Yani bir çünkü ne yapacağı belli değil. Böylesine bir saldırgan bir şeyin ülkenin yarın bir gün limitli, sınırlı nükleer mi kullanır, ne yapar? Yani işi daha da büyütür. Onun için bir nefes alma alanı, bir delik bırakalım da oradan hava alabilsin, kendini tamamen çaresiz hissetmesin. Bence bu görev Türkiye'ye verildi. Onun için Batı'dan yaptırımlarla ilgili o kadar sert tepkiler veya yaptırıma uymazsan ben de sana bu yaptırımı uygularım gibilerden bir pozisyon görmüyorum. İkincisi, Putin Türkiye'ye her zamankinden daha fazla muhtaç. Putin'in de tek demin dediğim gibi yani hava deliği Türkiye üzerinden, evet, ve Erdoğan'la ilişkisini de kullanarak Türkiye'nin Ukrayna'ya da destek vermesine ses çıkarmıyor. Putin, dikkat ederseniz. Ve Türkiye de bunu bildiği için hiç gayet net bir şekilde ortadan biraz onu destekleyerek, biraz bunu destekleyerek. Ama ben bunda Batı'nın da buna yeşil ışık yaktığına inanıyorum. Peki siz şimdi çok önemli bir şey söylediniz. Altını çizerek dediniz ki bu görev verildi. Yani sadece Türkiye'nin isteğiyle şeyiyle değil yani bu görev biraz böyle atfedildi. Liberaller ne pozisyon alırlardı iktidarda olsalar veya iktidar ortağı olsalar? Yani kendilerine verilmemiş olsalar yani ne gibi bir pozisyon alırlardı? Sertaç, dış politikada ben liberallik, sosyal demokratlık, muhafazalık olduğuna inanmıyorum. Yani bir ülkenin çıkarları var. Eninde sonunda siyaseti halkın rahatlığı, refahı için yapıyorsun. Ama ilkelerinden de taviz vermemen lazım. Dolayısıyla yani liberaller adına bilmiyorum bu mevcut politika ama Batı'yla, ittifak ortaklarımızla istişare ederek danışarak ortak bir politika yani bu söylediklerimi NATO'ya da anlatarak, Avrupa Birliği'ne de anlatarak herhalde en makul yol olarak bunun desteklenmesi. Öte yandan hani Birleşmiş Milletler'e saldırganlıkla ilgili, geri çekilmekle ilgili, şununla bununla ilgili bir öneri gelirse orada da daima Ukrayna'nın yanında durmak ve Putin'i... Diyorsunuz ki yani şu an var olan pozisyonu yani müsaade edin biz bu rolü oynayalım şeklinde yani buna ses çıkarmayın. Sizin de işinize yarar, bizim de işimize yarar diyerek bu var olan pozisyonu şey yapardınız diyorsunuz siz de yani. Genelde evet. Anladım. Peki. Şimdi sığınmacıların gönderilmesi hususunda benim görebildiğim kadarıyla liberaller genel imajlarının ve onlardan beklenilenin aksine oldukça sert ve net bir tutum takınıyorlar.
ve sığınmacıların gönderilmesinden yana görüş bildiriyorlar. Yani genellikle hani liberaller, sol liberaller özellikle hani buna daha şey der, sığınmacılar konusunda daha hoşgörülü, toleranslıdırlar. Öncelikle katılıyor musunuz benim bu gözlemime, onu sorayım. Katılıyorum, doğrudur. Tamam. Sizce bu durum neden böyle? Türkiye'de liberallerin sağ liberal olmasından mı kaynaklanıyor? Yani ve şunu da merak ediyorum. Sizin görüşünüze göre Türkiye'de sol liberal ve sağ liberal arasındaki yüzdelik oran nedir sizce? Şimdi önce ilk soruna yanıt vermeye çalışayım. Bir kere Türkiye'deki liberalleri, Kanada'sından işte Hollanda'sına kadar dünyada hiçbir liberal veya illiberal ülke nüfusunun %10'u kadar kim olduğunu, ne olduğunu bilmediği, sınırlarını açıp da gel kardeşim dükkan senin, ülkeyi elini kolunu sallaya sallaya boydan boya geç, rahatça otur, yerleş, ye, iç, böyle bir şeye izin vermez hocam. Bir dünyanın en zengin ülkesi bile böyle bir, hele hele Orta Doğu coğrafyasından bahsediyoruz ya. Yani diri diri insan yakılan coğrafyadan bahsediyoruz. Evet. Nüfusun yani 8 milyon olsa her 10 kişiden bir tanesi kayıtlı mı, kuyutlu mu, nereden geldi, ne yaptı, neyle geldi, ne getirdi, ne yapacak, nerede yatacak, nerede kalacak. Şimdi buna sığınmacı demiyorum, özür dilerim, ben çapulcu alayı diyorum. Sığınmacı alacaksan, gerçekten savaştan kaçan garibanları korumak istiyorsan, bunu Birleşmiş Milletler'le, Avrupa Birliği'yle koordineli tampon bölgeler yaparak, kamplar yaparak kendi ülkenin içine al, ama kontrollü bir şekilde al ve yönet. Evet. Bunu ve bunu dünyayla koordineli olarak yap. Onun için bizim eleştirimiz, yani her 10 kişiden birinin bu şekilde açık sınır, kim olursan gel gir, kontrol yok, o yok, bu yok, başımıza çok büyük belalar açabilir. Hele hele Afganistan sınırından gelenlere bakıyorsun. Hangi amaçla, nasıl geliyor? İran'la bir kere bile konuşmadık. Adam İran'ı boydan boya geçiyor. Yürüyerek veya otobüsle. Biz gidip de abi diyor, nedir bu iş? Yani bunu niye durdurmuyorsunuz? İşbirliği yapalım falan demedik. Evet. Her şeyden önemlisi Sertaç. Hadi adam güney sınırından giriyor, doğu sınırından giriyor. Peki Kırklar eline nasıl geliyor arkadaş? Kimliksiz, şusuz, busuz. Edirne'ye nasıl geliyor? Ayvalık'a, Çeşme'ye, İzmir'e, Bodrum'a 1000 küsür kilometre nasıl gelebiliyor bir polise yakalanmadan? Bunun binlercesi, on binlercesi, yüz binlercesi. Ya şunu demeye getiriyorum. Evet. Devlet göz yumuyor diyorsunuz açık açık. Evet. Hangi nedenle göz yumuyor? Avrupa'ya karşı koz olarak kullanmak için mi? Başka bir niyeti mi var? Onu bilmiyorum. Seçimlerde vatandaşlık verileceğini düşünüyor musunuz çok sayıda, seçimler öncesi? Her şey yapılabilir. Seçimi kazanmak için biliyorsunuz seçim güvenliği, Süleyman Soylu kendisi söyledi. Seçim güvenliği bize emanet dedi. Geçmiş seçimlerde de sinyaller vardı. Evet. Her şeyi yapabilirler. Evet. Şey sayısını bilmiyorum. Bir şey daha sormuştun. Sağ liberal ile sol liberal arasında sizin tabii bunun böyle bir anket yok da siz bildiğiniz için, yani en yakından liberalleri bilen insan olarak sizce bunun oranı nedir Türkiye'de? Şimdi ben sol liberallerin sağ liberallerden daha yüksek olduğuna inanıyorum. Sol liberal derken de şunu kastediyorum. İsimleri yazacak olursak işte Altan kardeşler, Etken Mahçupyan, Gülay Göktürk, efendim başka kimler geliyorsa akla. Bunların hepsi eskiden Marksizmi savunan insanlardı. Doğru. Sovyetler yıkıldıktan sonra, Marksizm madara olduktan sonra dünyada mahcup Marksistler dedim ben onları, çok bazıları çok darıldı bana, ama Tony Blair'in üçüncü yol sosyal liberal falan filan, oradan kitabına uydurmaca oldu biraz. Sosyalist demokratlar olarak anılıyorlar zaten Avrupa'da da. Öyle mi? Ha. Öbür tarafta sağ liberal dediklerinde genelde işte eskiden askeri vesayetin mağduru olmuş, işte türban konusu, üniversitede o 28 Şubat falan filan. Aslında onlar aslında sadece demokrasinin bir ilkesini savunuyorlar, ama onlara da işte darbeye karşıysan Türkiye'de liberal diyorlar onlara da, veya üniversitede başörtüsünü savunuyorsa
Ama onun dışında hiçbir özgürlüğe pek fazla saygısı, sempatisi yoksa, savunmuyorsa onlara da yine de sağ liberal deniyor. Mesela Taha Akyol gibi isimler. Evet. Siz kendinizi tam ortada mı değerlendiriyorsunuz yoksa biraz daha sağ olarak mı değerlendiriyorsunuz? Ya da ben kendimi klasik liberal olarak klasik değerlendiriyorum. Tam ortada değerlendiriyorsunuz. Ben de öyledir tabii. Peki şunu sormak istiyorum. Ona cevap alamadığım için tekrar soruyorum o soruyu. Buyurun. Şu an Millet İttifakı altılı masada liberallerin kendilerine en yakın hissettiği, yani biliyorum şeyde bazısı ekonomi alanında daha liberal, bazısı yanında, ama yani sonuçta kendilerini temsil edildiğini gördükleri parti sizce hangisi, en yakın oldukları parti? Siz mesela kendinize en yakın parti. Sosyal medyada takip ettiğim kadarıyla DEVA'yı liberal bir parti olarak lanse etmeye çalışıyorlar. Ama olmuyor mu? Hocam ben şahsi cevap vereceğim buna. Tamam. Ben gördüm ki son 20 yılda, tabii buna bozulacaklar ama siyasi İslam'ın liberalliği de, demokratlığı da, özgürlük anlayışı da, adalet anlayışı da sandıktan çıkana kadarmış. Şimdi mesela demin Davutoğlu'nun bir sözünü örnek aldım. Şimdi Babacan'ın mesela ilk 4 maddeyi tartışmaya, henüz açmaya gerek yok falan gibi. Yani iktidara geldiği zaman kafasının arkasında, onun liberalizmle pek alakası yok ama ben niyet gizleme açısından söylüyorum. Hı hı. Ama gençler arasında DEVA kendisini topluma altılının içinde göreceli olarak en liberal olarak şey yapıyor. Lanse edebiliyor. En son Kürt meselesiyle ilgili çıkışlar özellikle. Çıkışları, evet, bravo. Bunlar kendini bayağı bir gösterdi bu şekilde. Yani biz siyasi anlamda da, sadece ekonomi değil, siyasi anlamda da liberallere de oynuyoruz. Aslında şeklinde. Altılı masada belki de bir görev dağılımı oldu da öyle bir şey oldu. Yani diğerlerinin topa girmek istemedikleri konu, hani tamam biz bu konuda topa gireriz gibi bir anlaşma da olabilir. Ben olsam o masanın etrafında böyle bir görev dağılımı da yapardım. Peki şansımı bir kere daha zorlamak istiyorum bu konuda. DEVA Partisi'nden bir teklif olsa gider misiniz? Ne, milletvekilliği için mi? Evet. Yok, benim milletvekilliğiyle işim yok. Ben yani hiçbir faydam olmaz, hayatım olumsuz etkilenir. 1/600 adamdan biri olurum. Sokakta merhaba demeyeceğim insanlarla yine gideceğim. Ankara'da takım elbiseyi giyeceğim. Yok meclise gideceğim falan filan. Milletvekiliyle işim yok. Peki. Şimdi çok vaktimiz kalmadı. O yüzden Yunanistan'la ilgili bir şey soracaktım ama ona vaktimiz eğer kısa cevap alırsam ona geçerim. Şimdi tüm siyasi partilerden konuklarıma soruyorum ve farklı yanıtlar da alıyorum. Programda şey haline getirdim bunu. Size de sormak istiyorum. Yurt dışı seçmenler konusundaki pozisyonunuz, genel olarak liberallerin pozisyonu ve LDP'nin pozisyonu nedir? Son yıllarda Türkiye'de yaşamayan insanların Türkiye'nin kaderini belirlemesinin doğru olmadığını düşünen çok sayıda insan var. Yani bu uygulama pek sağlıklı olmadı diyen insanlar var. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani vatandaşların yurt dışında, yani yurt dışında yerleşik vatandaşların bu şekilde oy kullanması sizce kalmalı mı, değişmeli mi? Ne diyorsunuz? Bu bir demokrasi sorusu. Ben benim şeyimde, kitabımda vergi veren temsil edilir, vergi veren hesap sorar. O açıdan ben karşıyım yurt dışında yaşayanların, vatandaşların oy kullanmalarına. Bu gerekçelerle karşıyım. Ama geçen gün mütabakat metninde daha da ileri taşımışlar. Yurt dışı milletvekilliği vereceğiz. Ben onu da anlayamadım. Evet. Hadi adama oy verdiriyorsun da bir de yurt dışında yaşayan adama millet, yani hem orada yaşayacak hem Türkiye'nin yönetiminde, denetlemede, yasamada görev alacak. O bana tamamen ters geldi. Bunu da bir iki kanalda eleştirdim. Evet, yani tam olarak nasıl olacağı belli değil, nasıl uygulanacağı belli değil, değil mi? Kesinlikle. O yani netleşse de bana garip geliyor. Adam buraya mı taşınacak? O zaman yurt dışında yaşamıyor mu olacak? Ne yapacak? Onu da yani o bir popülizm maddesi olarak eklenmiş gibi geliyor.
Tamam, kısa bir cevabımız oldu. Dolayısıyla Yunanistan'la ilgili bir şey sormak istiyorum. Mevcut yönetimi nasıl buluyorsunuz Yunanistan'da? Ekonomiyi toparladılar malum. Yeniden ülkenin işte Avrupa ve dünyadaki saygınlığını arttırmayı başardılar. Akdeniz'de en kilit ülkelerle işbirliği yapıyorlar. Aynı süre içerisinde Türkiye'de ekonomi malum biraz tepe taklak oldu ve Akdeniz'de Libya'dan başka müttefiği kalmadı gibi Türkiye'nin. Libya'daki o müttefik olan hükümetin de durumu ortada. Tam bir hani bir meşruiyet şeyi var, savaşı var orada da. Ne diyorsunuz? Yani Yunanistan'daki durum liberal politikalarla, çünkü daha önce sol vardı, popülist sol vardı. Ve Yunanistan'daki durum değişti. Acaba Türkiye'deki benzeri bir durum mu yaşar seçimler sonrası? Yoksa daha liberal mi olmak lazım Yunanistan'daki benzeri gelişmelere şey olabilmek için, Türkiye'de olabilmek için? Ben Mitsotakis'i çok başarılı buluyorum. Yani bunu anlamak için hem Avrupa'da hem Amerika'daki imaj sorununu nasıl çözdüğünü görmek istiyorsan, kongrede yaptığı konuşmayı oturdum 45 dakikasının tamamını dinledim. Kaç kere ayakta alkışlandı. Evet. Ve şöyle akıllıca Türkiye'nin yaptığı hataları lehine nasıl çeviriyor? Türkiye Suudi Arabistan'la problem mi yaşadı? Kapıştı mı? Hemen gidiyor ortak askeri tatbikat şu bu. Mısır'da sorun mu yaşadı Türkiye Sisi'yle? Oturup konuşmayız mı dedi. Hemen gidiyor onu Doğu Akdeniz gazıyla ilgili değerlendiriyor. İsrail'le sorun yaşadıysa İsrail'le irtibat kuruyor. Amerikan kongresinde ve kamuoyunda Türkiye'nin algısı, imajı belli. Onu inanılmaz güçlü bir şekilde değerlendirdi. F-35'leri aldı. F-35'leri aldı. Yani bugün şöyle söyleyeyim sana, Washington'da Türkiye'nin imajı Ankara'daki Ermenistan imajıdır. Yunanistan imajı Ankara'daki Azerbaycan imajıdır. Bu kadar net. Yani böylesine bir halkla ilişkiler yöneterek oldukça başarılı oldu. Dediğim gibi kongre konuşmasını bir dinlemeniz lazım. Yani Türkiye yüz milyonlarca dolar kamu diplomasisine para harcasa Amerika'da imajı için, o bir 45 dakikalık o konuşmanın yarattığı etkiyi yaratamaz gibime geliyor. İç siyasetinde bilmiyorum ama bu açılardan takip ettiğim kadarıyla Mitsotakis yani başarılı oldu. Şunu da söyleyeyim. Mesela biz Avrupa Birliği'ne tamamen sırtımızı döndük. Sen kimsin, bize karışıyorsun falan gibilerden. Ama Yunanistan'ın ekonomisi nasıl Avrupa Birliği'nin iç işi ise, Türk demokrasisinin de Avrupa Birliği'nin iç işi olması gerektiğine inanıyorum. Ortak çıkar var halklarımız için, hem Avrupalılar için hem Türk vatandaşları için. Ya bu anlamda bir aferin almaktan gocunmamalıyız diyorsunuz yani. Hayır, ne var ki bunda? Erdoğan az mı gitti aferin almak için? Ne tavizler verdi, ne politikalar izledi ilk iktidara geldiğinde. Bunları hatırlayalım. Evet. Washington, Brüksel anlamında. Washington, evet. Brüksel'de tabii. Son bir soru sormak istiyorum. Şimdi belli oldu ki aday Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Yani çok büyük bir sürpriz olmazsa durum onu gösteriyor. Fakat siz bir tweetinizde diyorsunuz ki, okumak istiyorum müsaade ederseniz onu. Buyurun. Bir türlü güvenemiyorum arkadaş. Günü geldiğinde amma aldatılmışım demekten korkuyorum. Nedenlerini sıralayayım. 9 yıl önce Ekmelettin Bey'in adaylığı için tıpış tıpış sandığa dediğinizde samimiyetinize güvenemiyordum. Davutoğlu ile 35 gün istikşafi koalisyon görüşmesi yaparmış gibiyken de, 36. gün çıkıp bize koalisyon teklif edilmedi dediğinizde de, referandum gecesi kan dökülür diye korktum bahanesiyle arazi olduğunuzda da, Abdullah Gül'ün çatı adaylığı için çabaladığınızda da, Cumhurbaşkanı adayı yaptığınız İnce'yi gel bakalım burayı diye çağırdığınızda da, durup dururken türbanı tekrar mesele yaptığınızda da, şimdi anayasa ihlalini kabullenirken de şeyi kastediyorsunuz. Türban. Şeyi kastetmiyor musunuz? Cumhurbaşkanının aday olamayacağı. Onu da ediyorum. Türbanı eklememiş miyim oraya? İlerken de yok. Sadece üstü kapalı söylüyorsunuz. İhlalini kabul ederken de zerre kadar güvenmiyorum.
demişsiniz. Şimdi ortak politika metnini başarılı buluyorsunuz, takdir ediyorsunuz, ayakta alkışlıyorsunuz hatta. Fakat adaylık konusunda anlayabildiğim kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir güven sıkıntısı var. Konusu var. Bu ortak politika metni açıklandıktan sonra da devam ediyor mu bu güven sıkıntısı? Ve sizce rüzgar değişti mi bu yönde? Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusundaki fikirleriniz değişti mi? Ben hala o masadan bir aday çıkmasının, tek bir aday çıkmasının büyük bir sürpriz olacağına inanıyorum. Hala o pozisyonumu 2 senedir koruyorum. Şunu mu kastediyorsunuz? İyi Parti, Kemal Kılıçdaroğlu kendisini aday göstermek ister. İyi Parti de en sonunda nihayetinde Meral Akşener'i mi gösterir ya da Mansur Yavaş'ı mı ister? Öyle bir şey anlamında mı? Evet, öyle bir şey olabilir. Ama dışarıdan bir isim üzerinde konsensüs sağlayabilirler. Bu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan feragat etmesi gerektiği anlamına gelebilir. Yalnız şöyle bir senaryo daha var. Bak, bu olabilir. Deniyor ki Kılıçdaroğlu tamam Cumhurbaşkanı olsun ama Ahmet Necdet Sezer gibi bir Cumhurbaşkanı olsun. Ama ülke yönetiminde Meral Akşener Kılıçdaroğlu kadar söz sahibi olsun. Bunu nasıl yapacak? Yani anayasayı ihlal etmeden bunu kitabına uydurabilirler. Gayet kolay. Böyle bir anlaşma olduğu takdirde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına İyi Parti yeşil ışık yakabilir diye bazı söylentilerde duydum ve bana mantıklı geldi. Ama ben bugüne kadar isimler üzerinden gitmek yerine, bak diyorlar ki aday önemli değil, konular önemli, gündem önemli, şeyler tartıştığımız Türkiye'nin sorunları önemli. Ama öyle değil maalesef. Aday çok önemli. Seçimleri aday kazanıyor. Evet. Ve ben o masanın etrafında oturanlar arasında toplumun böyle umut olarak görür, muhaliflerin umut olarak sarılacağı toplumun büyük bir kesiminin eskiden olduğu gibi bir Süleyman Demirel gibi Silkele Süleyman düşecekler sloganıyla, kurtar bizi baba sloganıyla, bir Özal gibi, Tonton Özal gibi, umudumuz Ecevit gibi soldan toplumun sarılıp iktidar adı. Öyle heyecan veren bir şey göremiyorum, bir lider göremiyorum orada. Evet. Çünkü bu da önemli olmayabilir normal şartlarda ama karşındaki adam 20 senedir müthiş bir hitabet gücüyle, başarıyla toplumla empati kurabilen, onları ikna kabiliyetine sahip bir siyasetçi. Sen onun karşısına seçim miting meydanlarında belirlenecek Sertaç. Yani sen onun karşısına bir akademisyen, bir hukukçu, bir bürokrat yani miting tecrübesi, siyaset tecrübesi olmayan bir aday çıkarırsan büyük bir olasılıkla hüsrana uğrarsın seçim gecesi. Evet. Evet, yani saydığım nedenlerden dolayı evet. Kılıçdaroğlu'na güvenmekte zorlanıyorum. Mutabakat metni mecliste çoğunluk için mükemmel. Ama Cumhurbaşkanlığını getirir mi o ayrı konu. Yani ama ayrı perspektiften bakıyorum. Şuna karşı değilsiniz anladığım kadarıyla. Normal koşullar olacak olsa, Erdoğan gibi bir figür olmayacak olsa Kemal Kılıçdaroğlu güçlendirilmiş parlamenter sistemde ideal Cumhurbaşkanı adayıdır diyorsunuz aslında anladığım kadarıyla. Evet, yani iki kötü ne diyeyim ehvenişer yani mutlaka ben kime oy vermeyeceğimi biliyorum. Kime oy vereceğimi bilmiyorum ama kime oy vermeyeceğimi gayet net biliyorum. Nedenini de biliyorum. Anladım, gayet iyi anladım. Benim kafamda bir senaryo var. Ona katılır mısınız, katılmaz mısınız, nasıl bulursunuz onu çok merak ediyorum. Onu sorup kapatacağım. Tamam. Sizce ben öyle düşünüyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında zaman üzerinden bir anlaşma olacak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu diyecek ki bana 2 sene müsaade et, Cumhurbaşkanı olarak bugünün yetkileriyle ben yöneteyim ya da 1 sene, 1,5, 2 sene ve ben bazı istediklerimi yapayım. Ondan sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçtikten sonra ben Ahmet Necdet Sezer olurum. Sen de ondan sonraki kalan 2 yılda, 3 yılda başbakan gibi yönetirsin gibisinden. Ben zaman üzerinden böyle bir bir paylaşım olacağına inanıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz böyle bir senaryo için? Gayet mantıklı. Yalnız ilk 2 senede Meral Akşener'in de yürütmede Kılıçdaroğlu kadar söz sahibi olabilecek. Gayri resmi.
söz sahibi olabileceği yetkilerle donatılabileceğine inanıyorum. Ya o da MHP. O şartlarda şey diyebilir Meral Akşener, tabanını, parti yönetimini ikna edebilir bu şartlarda. Yani yeni dönemin MHP'si olacağız biz diyecek yani kısaca. Yeni dönemin MHP, keşke merkez sağ yeni dönemin ANAP olacağız diye. Şunu demek istiyorum. Bugün MHP ne ise iktidar. O açıdan evet. O açıdan dediysene, ideolojik açıdan değil de. Hayır ideolojik açıdan değil. Yürütmedeki etkisi ve söz sahibi açısından. Evet, o açıdan evet, %100 katılırım sana. Cem Bey, katıldığınız için ve değerli görüşlerinizi paylaştığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok güzel bir program olduğunu inanıyorum. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Gayet, her zaman. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Umarım sizin gibi renkli simaları ve demokrasiye renk katan kişileri de siyasette görmeye devam edeceğiz diye umuyorum. Sağ olun. Teşekkürler Sertaç. Teşekkürler. Yayın yönetmenim Davut Karayanık ve ben Sert Açak'tan haftaya aynı gün aynı saatte sizleri Kampanya News için hazırlayıp sunduğumuz Avrupa Notları programına tekrar bekliyoruz efendim. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.